tekrar Ali Murat hocam, çok kestim sizi. Kusura vallahi bakmayın. O grafiği verelim arkadaşlar. Bu iş yapay zekayla nasıl oluyor? Evet, ben çok ürktüm. Ali Murat hocam, ben hakikaten çok ürktüm. Yani MIT'in işte operasyonu duydum, flash haber düştü. Biraz detayını inceledik. Gerçekten korktum. Yani bunu da mı yaptılar diye. Evet, çok haklısınız. Çünkü bundan sonra daha kötü günler bekliyor. Çünkü ekrana yansıttığımız grafikte göreceğiniz üzere aslında bu 3 saniye içerisinde sesleri analiz ederek çok kolay bir şekilde, artık çok rahat ve çok daha profesyonel bir şekilde sizin seslerinizin klonlanmasını sağlayacaklar. Aynı şekilde hazırlanan metinler aynı sizin sesiniz gibi seslendirilecek. Bakın burada altta, en altı izleyecekseniz, takip edecekseniz, bakın iki ses var. Bir tanesi yazılan metin, bir tanesi de sizin sesiniz. Sadece 3 saniye. Bakın bu kadar yetiyor. Daha sonra bunlar nörol sinir ağları vasıtasıyla direkt olarak analiz işlemini gerçekleştiriyor ve tıpkı bir çıktı gibi karşı tarafa aktarılmış oluyor. Ve dolayısıyla aslında sizin sesiniz ve yazılan metin bir araya geliyor, kombine edilmiş oluyor. Burada tabii ki makine öğrenmesi, derin öğrenme ve dil öğrenmesi devreye girmiş oluyor. Ve otomatik olarak bu sesler karşı tarafa aktarılmış oluyor. Ve şimdi az önce konuşuldu ya, bugün çok fazla sanal numara var. Yani bunun önüne geçebilmek de söz konusu. Yani GSM operatörlerini istediğiniz kadar deyin ki artık herkese hat vermeyin. Bu da zaten şeyde söyledi, bizim Özay hocam da söyledi. Yani dedi ki bunlar zaten başkaları üzerinden alınmış hatlar. Çünkü çok rahat bir şekilde başkaları üzerine hat alabiliyorsunuz. Dolandırıcılar başkaları üzerine dediğim gibi hesap açabiliyorlar. Yani bunların altına da çizmek gerekiyor. Yani sizin adınız bile farklı bir noktada geçebiliyor. Sizinle alakalı olmayan bir olay. Bunların çok önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bir de bakın bu olayda ilk kere 15 yaşındaki bir kız çocuğunun kaçırıldığı iddiasıyla annesini aradılar ve fidye talep ettiler. Dolayısıyla olay dünyada da oluyor. Yani Türkiye oluyor ama dünyada da oluyor. Yani yapay zekanın geldiği nokta hakikaten çok çok dikkat çekici bir durumda. Artı yine 2021 yılında bir kişi insanına ciddi bir tehdit vardı. Şimdi o yüzden az önce de konuşuldu. Yapay zeka yasası elzemdir Türkiye için. Hatta Avrupa Birliği yapay zekanın insan gözetimi, güvenlik, mahremiyet, şeffaflık, ayrımcılık gibi konularda kontrol altına alınmasını sağlayacak bu yasayı kabul ediyor efendim. Çünkü bu dönem Midjourney dediğimiz uygulama var, ChatGPT dediğim uygulama var. O kadar gelişimini hızlandırdı ki şu an Avrupa Birliği parlamentosu 4 kategoriye ayırdı. Düzenli kapsamında efendim. Düşük riskli, sınırlı riskli, yüksek riskli ve kabul edilmez olmak üzere 4 ana kategori var. İşte buna göre spam filtreleri, video oyunları gibi minimum riskli yapay zeka sistemlerine onay verildi. Ancak bankacılık, havayolu ya da internet sitelerindeki sohbet robotları gibi sınırlı riskli yapay zeka sistemleri şeffaflık yükümlülüklerine uymak zorunda kalacak. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de şu oldu, bu ses sistemindeki benzer Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan bu ses taklidine ya da görüntü taklidine benzer bir yapı gerçek zamanlı yüz tanımı. Oylama öncesindeki bu oylama yapılıyor efendim. Çünkü burada taşıtlar, robotik cerrahi, otonom araçlar gibi yüksek riskli yapay zeka sistemlerindeki katı kontrollerin var olacağı ifade edildi. Hatta sosyal puanlama için kullanan, yani Hulusi Öztürk'ün suratını tanıyacak, İşte Melik Yiğit'in suratını tanıyacak, Ali Murat Kırın suratını tanıyacak sistemler vetoya tabi tutuldu. Çünkü bunların veri alması çok kolay. Gelecekte ne demek oluyor? Özay Şendir'in videosunu alacaksın, Melik Yiğitel'in videosunu alacaksın. Bu dolandırıcılık amaçlı demiyorum. Seçim süreçlerinde ya da dezenformasyon, manipülasyonun has safhaya ulaştığı dönemlerde Masum Türker'in bir videosu çıkacak. Ve burada diyecekler ki işte ben şunu destekliyorum ya da ben bu partinin yanında yer alıyorum. Ya da bu olaylar kabul edilemez diyecek. Ve sosyal medyada bu içerik hızlı bir şekilde yayılmaya başlayacak. Siz ondan sonra istediğiniz kadar kendinizi aklamaya çalışın. İstediğiniz kadar kendinizi ifade etmeye çalışın. O virüs şeklinde zaten yayılmaya başlamış olacak. Dolayısıyla burada Avrupa Birliği parlamentosunun aldığı karar önemli olsa da sosyal medya mecralarının da burada uyması gereken ve yapay zeka konusunda adım atması gereken çok önemli bir olay da deepfake dediğimiz derin sahte videoların yüklendiği takdirde direkt olarak kullanıcılara altında bu videolar deepfake teknolojisiyle oluşturulmuştur şeklinde ibarenin yer alması ya da bu
videonun yapay zeka ile oluşturulma ihtimali %80'dir, %90'dır şeklinde açıklama yapması çok önemlidir. Aksi takdirde biz bu videolarla, içeriklerle, testlerle çok daha fazla karşı karşıya kalacağız. Dolandırıcılık belki de en masum alanı olarak karşımıza çıkmış olacak. Çünkü siz siyasi arenayı manipüle etmek istiyorsanız bir video çıkarabilirsiniz. Bundan önceki süreçlerde, seçim süreçlerinde bildiğiniz üzere Muharrem İnce'nin başına gelenler, adaylıktan çekilmesi konusunda yapılan çalışmalar da hep sosyal medyadaki dezenformasyonun bir katkısı. Hani hep sürekli söylüyoruz, hep altını çiziyoruz. Bu montaj fotoğraflar, görüntülerin çok 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 ötesi. İşte az önce izlenen videoyu gördünüz. Ama orada da tabii ki mekanik ses özelliklerine dikkat etmek lazım. Hulya Hanım, o anlattığımız teknoloji aracılığıyla oluşturulmamıştır. O seslerin tek tek alınarak daha sonra aynı frekansa entegre edilerek harflerin, kelimelerin iç içe geçerek bir araya gelmesi ve daha sonra işte size yaptığım şekilde videonun hocam siz zaten onu 5 dakikada yapmışsınız öyle yani. Onu bir de tam böyle evet, profesyonel bir ortamda yapsanız herhalde. Kesinlikle ben ne yapacaktım? Profesyonel olmasını isteseydim mevcut teknolojiyle sizin hecelerinizi, kelimelerinizi alacaktım. Bu işte Wall-E dediğimiz programın içerisine yükleyecektim. 3 saniye bile sizin o sesinizin, sesinizin tınısı, sesinizin frekans değeri, efendim sesinizin düzeyi, vurguları, tonlamalarını analiz ediyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Metni yazıyorsunuz. Hulya Öztürk karşınızda otomatik olarak bu ifadeleri, bu sözcükleri söylüyor. Aynı şekilde videoda da, karakterde de dikkat ederseniz sadece biz orada kafaya oynatma işlemini gerçekleştirdik. Yani vücudunuzda herhangi bir oynama söz konusu olmadı. Ama bunlar da çok rahat ve kolay bir şekilde yapılabilir. Ve sizin ağzınızdan çok daha farklı bir içerik oluşturulabilir. Bir de hani siz topluma mal olmuş ve belli bir hedef kitleye sahip, belli bir işte insana sahip, izleyiciye sahip insan olduğunuz için sizin yapacağınız bir paylaşım bir anda yayılabilir. Zaten en ufak bir şey söyleyince hemen bir anda insanlar hemen vurabalıya yapıyorlar size. Gerçi siz de altında kalmıyorsunuz. Onun altını çizmemiz gerekiyor yani hani. Asla. Evet, onu da söylememiz lazım yani hani diyorsunuz. Yani hani orada hocam yeri geliyor hiç söylemediğimiz bir şey üzerinden söylemişiz gibi Ali Bey, davranıyorlar. Söyledikleriniz işin evet, basit tarafı bir de bu. Mecra ki yani bakıyorum adam diyor evet. Ki böyle böyle dedin diyor. Ya diyorum ben böyle bir şey demedim ne zaman demişim. Söylemedim diyor. Söylemedim evet. Bırak şeyi yapay zekayı. Onlar nereden çıkıyor biliyor musunuz? Millet sosyal hemen medyadaki geliyor hoba yazıyorlar alt alta bakın, mesajlar. Hulya Hanımcığım. Hulya Hanım. 200 bin hesaplı uluslararası istihbarat açısından düşünürseniz dünya savaşı çıkar. Ne hocam İsmet hocam? Uluslararası istihbarat açısından bakarsanız dünya savaşına yol açacak provokasyonlar yaşanabilir bu iş. Tabii hocam. Yani bu ufak tefek şeyler basit kalır. Yani bir süre sonra bambaşka bir noktaya gider bu tabii iş. Tabii ya. Bunu Sayın Bayraktar'a da yapmışlardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum yani. Hani ne yapılmıştı? Sayın Bayraktar'a da aynı şekilde Haluk Bayraktar'a işte biz Rusya tarafından aranıyoruz, Ukrayna'dan gerçekleştiriyoruz. Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirecek, Putin'in görüşmeleri gerçekleştirecek şeklinde yapılmıştı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Haluk yaklaşık Bayraktar'a bundan mı yapıldı bu? Evet aynen öyle. 3-4 ay önceydi yani. Evet 3-4 ay önceydi aynı şekilde bu işte dediğim gibi Zelenski videosu aracılığıyla bu gerçekleştirildi. Sanki Zelenski böyle konuşacak bir görüşme gerçekleştirilecek şeklinde yapıldı. Ki Zelenski'nin bu videoları da çıkmıştı o dönem içerisinde. Biz Rusya'ya karşı savaşı kaybettik. Gerçekten artık üstünlük tamamen Rusya'nın eline geçti şeklinde aslında psikolojik bir algı sürecinin de yine yapay zeka aracılığıyla gerçekleştirilebileceğini görüyoruz. Bu sizin de ifade ettiğiniz gibi diplomasi alanında da ciddi tehditlerle bizi karşı karşıya bırakmaya başlayacak. Ama sosyal medya şirketlerinin hiç istifini bozduğunu görmüyoruz. Bu tarz videolar çıktığında, bu tarz içerikler çıktığında Fulya Hanım hiçbir şekilde bir el attıkları ya da bu sorunu çözebilmek için çünkü dünyanın sorunu haline gelmeye başlayan bir süreç var. Yapay zeka şu an dünyada işsizlik ve istihdam sorunlarını beraberinde getirmeye başladı. Siz her şeyi artık izlerken özür diliyorum. Gençler çok daha fazla ChatGPT dediğimiz teknolojileri kullanmaya başladı ki hatta Elon Musk da TruthGPT'nin çalışmalarını gerçekleştirdi. Düşünün arama motorlarında siz 10 tane içerik arıyorsunuz. İsterseniz CNN.com.tr'yi okuyun, isterseniz Hürriyet.com.tr'yi okuyun, isterseniz Milliyet.com.tr'yi okuyun. Orada bile seçme şansınız var ama ChatGPT gibi yapay zeka sohbet robotlarına sorduğunuzda size sadece tek düze bir bilgi veriyor. Şimdi yavaş yavaş sohbet robotları aktif hale gelir ve artık çocuklar, gençler sadece bu yapay zeka üzerinden bilgi ve içerik aramalarına geçerlerse ve oradaki bilgilerin doğruluğu, şüpheli içeriklerle karşı karşıya kaldıkları takdirde buradaki bilgileri doğru deyip
bu bilgileri kullanmaya başlarlarsa Türkiye, dünya nasıl bir uçuruma sürüklenir? İnsanlar araştırmayı, sorgulamayı bırakacak. Tek düze bir yapıya ulaşacak. Dolayısıyla da bu ne sağlamış olacak? Bize her verilenin tabiri caizse işte kepçeyle bilginin aktarılması haline getirilecek. Ama bilgi doğru mu? Yanlış mı? Doğruluğu teyit etmesi gerçekleştirilmiş ya mi? Ya hocam bunlar var maalesef ya. Olmayacak. Yapay, bırak hocam yapay zekayı. Millet gerçekten sosyal medyada hiçbir şey okumadan, bilmeden sıfır bilgi, sıfır araştırmayla neler yazıyorlar, nelere inanıyorlar, nelere kanıyorlar. Heh, yani bu yapay zeka bir de başımıza çıktı ki yani çok gerçekten doğru. Herkesin bu yayını cidden diyorum iyi izleyin, iyi dinleyin, kanmayın. Tam spotu. Kanmayın. Evet. Melik Yiğitel'den de ben yorum almak istiyorum. Bu benden sonra benimle şeysin yani aynı görüştesin Melik abi. Sen de bayağı tırstın bu mevzudan diyeyim. Benim gibi ha? Memurlara %500 zam diye Melik şeyini yapacaklar. Vallahi ya. Melik sana memurlara %500 zam yetmez diyen bir şey yapacak. Vallahi hoca göreceksin. Ondan sonra evet, görür bakalım. Özay ya. Al sana Melik Yiğitel diyecekler. Acaba biraz evvel memurlara zam verilmeyesen diyen Melik başka Melik miydi? Yapay zeka mıydı? Vay ne dedi. Ben karışmam, ben girmem aranıza. Siz ikiniz atışın. Ayıp atışma diye korumak için söylüyorum. Murat, yani Ali duyan Murat varsa bilin ki Melih değil, yapay zekaydı. Ya Ali Murat hocamı bir düşünsenize. Ben yani koyu Trabzonsporluyum, beni en büyük Fenerbahçe diye bağırtıyor mesela. Düşün. Öyle bir şey ben yani bağırtmam bir kere yani. Bir daha ben Trabzon'a gitmem imkansız. Valla biz en büyük Fenerbahçe'yi gördük. Ya Fener kaç kaç bitti? 1-2. Özay Bey. 1-0 bitti mi? Beşiktaş 2-1. Ha devam ediyor. Hani 11'de bitiyordu maç? Beşiktaş 2-1 bitti. Neyse biz Fenerbahçeliyiz. Ben Galatasaray'ım ama bugün Avrupa maçlarında Fenerbahçeli var. Yanında Fenerbahçeli olduk. Ya Beşiktaş maçı 2-1 bitmiş. Özay Bey buyurun. Evet. Melik'in suçu çok, öyle yapay zekaya gerek yok. İşte onu ben size yayından sonra telefonla aktarayım. O zaman cümle şu, Melik seni yapay zeka bile kurtaramaz. Özay Bey evet. Ağzınıza Melik abi altta kalmamalısın, ver cevabını. Ya ama bir şey söyleyeyim. Yok vallahi ben. Cevabını veremem. İçi bir. İsmet abinin kastettiği geçen hafta bir yol kazası yaşadık. Onu söylüyor. Yani yapay zekaya gerek kalmadan sanat dünyası bizi linç etti sağ olsun. O değil, o değil bir de. Enflasyonun sorumlusudur bir de ayrıca. Ha o evet. Onu abi onu anlatma ne olur. Yapay zekaya havale edeceğim onu. Onu anlatma. Şimdiden de işte uyarmış ya olalım yani. Bu şeyin... Yapay zekayla bak her an her şey çıkabilir. Bizim de yani bir bakmışsın bir videoda şey diyoruz işte ben. İşte ne diyeyim mesela benim kırmızı çizgilerimden biri memleketimdir. Hiç oraya girmeyelim bence. Kötü bir şey söylüyorum. Mesela. Yapay zekayla. O yüzden inanmayın her şeye. Evet. Kesinlikle inanmamak vallahi kalmamak inanmayın. Lazım. Bir ben de şunu hakikaten bugün şimdi öldü. Öğleden sonra bu şey gelince, istihbarat gelince biraz eşeleyelim nedir diye. Tabii çok fazla böyle hani çok Özay abi söyledi gerçi. Farklı kişiler üzerinden alınmış hatlar, telefon hatları ve her telefon farklı telefon hattının üzerinden başka iş adamları, bürokratlar aranmış. Ki hani yakalanması zor olsun diye. 10-15 tane farklı hat var mı? Yapmış. Melik, ama bu Melik farklı kullandığı hatlar tanınmış üzeri... isimler var mı o iş insanlarının? Ya ben ya var. Var ama vermediler. Yani iş dünyası içinden tanınmışlar da var. Bilinen isimler de varmış yani. Yani arayıp talimat veriyor. Tabii o mesela bürokratı arayıp talimat veriyor. Şimdi doğal şey olarak hani ben, böyle çok ürkütücü. Sen şunu yap, bunu yap yani, diyor. Yani bu tam anlamıyla tabi talimat veriyor bürokrata. Yani şimdi ve hani hayatın olağan akışına uygun olan bir iş yapıyor aslında. Yani Cumhurbaşkanı bir bürokrata bir konuda talimat verir tabi. Yani hani
Ama bu üst üste böyle farklı yerler olunca takibe alınmış. Ve hakikaten dehşet bir şey. Birebir sesi taklit ederek tam bir böyle siber operasyonu bu. Evet. Ve Ali Murat Hocam daha iyi bilir tabii. Ben bu kadar işin tekniğini bilmiyordum. Bugün biraz kurcalayınca gördüm. Bu tür adamları yakalamak da kolay değil. Kolay değil. Yani iz bırakmadan yapıyor bu işleri. Farklı hatlar kullanıyor. Gerçek kimliği yok ortada. Bu işi nerede yaptığı belli değil falan. Yani o yüzden zor bir iş becerdi aslında Milli İstihbarat Teşkilatı. Bir de MIT'in ilk siber operasyonu yani zor bir iş becerdi ama. Bu şeyin galiba bu yönde doğru ben mu? Ben ilk biliyorum. Yani ilk kez bir siber operasyon yapıyor. Terör dışında ilk kez milli güvenlik tehlikesi olarak gördüğü bir siber operasyonu yapıyor. Çünkü evet. Doğrudan MİT'in, milli güvenlikle ilgili bir şey. MIT'in çok siber yani operasyonu vardı ama. Cumhurbaşkanı başkomutanının terör harici bir operasyon bu. Yani yoksa MIT'in siber operasyonu. Evet tam bu bir siber operasyon. Özel abi yani evet yani bir milli güvenlik meselesi. Dolayısıyla ben hakikaten ürktüm. Yani şöyle ki ürktüm. Yani şimdi mesela atıyorum yarın bu devlet başkanlarının işte sesi taklit edilerek bir başka devlet başkanı da aranabilir. Ne bileyim bir bakanın sesi taklit edilerek doğru. Alt düzeydeki bir genel müdüre talimat verilebilir. Ya o kadar riskli bir şey ki yani böyle düşündükçe çoğalıyor. Hadi biz Ademoğulları o kadar önemli değil. Biz çıkar anlatırız ya bu Ademoğlu Trabzonsporludur. En büyük Fenerbahçe diye ona komplo kurdular der. Ama ya öbürü tehlike, öbürü milli güvenlik tehlikesi. Ciddi anlamda mı? Ve gerçekten ben ürktüm. Bayağı da o şey yaptık. Yani bu işten anlayan arkadaşları falan da aradık. Ali Murat Hocam bu iş daha da ileri gidiyor. Yani evet, aynen öyle. Sonu yok. Hani bu teknoloji daha da ileri gidiyor. Yani bir süre sonra hani biz kendimizi sen az önce dedin ya sevgili Fulya. Ben izlerken ben olduğuma inanmam. Yani öyle bir şey olacak ki ya ben bunları söyledim mi hakikaten falan diyecek olacağız. Çünkü kurgu filmlerdeki gibi durmuyor. Durmuyor yani. İlerliyor. Durmuyor. Ve işin tuhaf tarafı mesela şu bilgi depolamadan bizim işte neyi sevdiğimizi, neyden hoşlandığımızı, ne olduğumuzu falan da toparlıyor. Yani mesela çıktım atıyorum ya farz-ı mahal ya işte bir takımdaki X futbolcusunu Trabzonspor'a almak için Melik Yiğitel işini gücünü bıraktı. Gazetecilik bu işlere girdi. Bu topçu işte Trabzon'u ayarttı falan filan. İnanırsınız değil mi? Çünkü fanatik Trabzonsporluyum. Yani yapmıştır evet. Ya bu Melik dersiniz. Yani çünkü hakikaten yani bütün bilgileri de depolayarak yaptıkları için. Evet. İşin tehlikesi daha büyük. Ama öyle anlaşılıyor ki yani muhtemelen zaten vardır. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nda böyle bir birim var zaten. Ama artık bu birimde operasyonel kabiliyeti olan bir departmanı da olacak. Yani kesinlikle. Bu ilk ama son olmayacak. Görünen o. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi şunu da söyleyeyim ben. Aslında bakarsanız şu an mevcut teknoloji içerisinde Melik ve değerli konuklarım, büyüklerim diyeyim. Burada aslına bakarsanız 5 tane husus var. Yani sesle, gerçek sesle, yapay sesi ayırt edebileceğimiz 5 husus var. En azından onları söylemiş olalım. Bir şekilde hani izleyicilerimizin de karşısına çıktığında en azından nedir ne değildir anlamış olsunlar. Şimdi yapay zeka tarafından üretilen ses bazen çok mükemmel gibi gözükebilir. Ama bir makinalık hususu taşıyabilir. Az önce mesela Sayın Erdoğan'ın videosunu izlediğinizde dikkat ederseniz derinde o makinelik sesini anlıyorsunuz. Yani gerçek insan sesi daha doğal ve duygusal bir ton içerir. Aynı şekilde bu tarz yapay zeka ile oluşturulan videolarda tekrarlama ve tutarsızlıklar vardır. Bazen aynı kelimeleri tekrar etmede tutarsız vurgular söz konusu olabilir. Burada da olduğu gibi mesela işte örümcek adam diyor mesela videoda izlediyseniz. Duygusal ifadeler söz konusu olur. Yapay zeka sesi duygusal ifadeleri doğru bir şekilde yansıtmada da sorun yaşayabilir. Çünkü insan sesi daha geniş duygusal bir ton yelpazesi peki var. Hocam. Tutarsızlıklar vardı. Bir de çok iyi imitasyon vardı. Bir de şunu söyleyeyim efendim. Son toparlayalım olarak, hocam. Tamam. Son olarak şunu söyleyeyim. Şu an Hulya'nın bu zehri var ama panzehri de gelişmeye başladı. Yapay zeka analiz araçları tıpkı antivirüs programlarında gibi kullanılmaya başlandı. Telefonunuzu indirmenizle birlikte videoları okuttuğunuzda
sesleri okuttuğunuzda o sesin ve görüntünün filtrelenerek yüzde kaçının yapay zeka olup olmadığını tespitini gerçekleştirecek şu an özellikle Amerika'da çalışmaların gerçekleştirildiğini altını çizmemiş olalım. Belki çizmiş olalım. Belki şu an bunlara kanıtlı inanıyoruz ama birkaç zaman sonra bunların en azından gerçeğiyle sahtesini ayırt edilecek düzeyde uygulamaların çıkmasıyla birlikte en azından bir nebze de olsa rahat nefes alacağım düşünüyorum. Umuyoruz yani. Allah yapay zekanın şerrinden korusun. Amin. Amin. Vallahi yani. Amin. Dostlar çok teşekkürler. Şimdi efendim biz kısa bir araya gideceğiz. Ali Murat Kırık, sevgili hocam. Teşekkür ediyorum katkılarınız için. Selamlar sevgiler. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Saygılar, hepinize iyi geceler. Çok sağ olun. Hocam. Hocam da hep böyle enerjik. Benim gibi o da hiperaktif. Ben de bak farkındaysanız hiç yerimde duramıyorum. Başınız döndü değil mi? İki gidiyorum, üç geri geliyorum, iki gidiyorum. Hiç dönmedi. Biz ben çok hareketliyim. Biz ailecek Fulya Öztürk hayran olduğumuz ya için. Ya bak hocam ya. Takip ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi efendim reklama gidiyoruz.